Açıkçası biz de tabii lige girdiğimiz zaman bu kadar ciddi anlamda profesyonel bir şekilde karşılaşacağımızı bilmiyorduk. Sonuçta başında dediğim gibi bir geçiş süreci. Ancak baktığımızda bayağı özellikle transfer edilen sporcular, kendi sporcularımız profesyonel bir ekibin, profesyonel bir çalışmanın gerektirdiği bir ligde oynuyoruz. Yani antrenmanlarından, maç analizlerinden, beslenmesinden, sağlık açısından, Psikolojisinden. psikolojisinden tümünün ayrı ayrı ekiple olması gereken bir süreç yaşıyoruz. Tabii ki bu geçiş sürecinde biz bunları hep yumuşak bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz ama dediğim gibi takım için ayrı bir ekip olması gerekir. Yani çünkü çok farklı bir şeydir. Maçı oynuyorsunuz. İşte cumartesi oynuyorsunuz. Cumartesi maç bittikten sonra biz hemen öyle bir şeyimiz yoktur, lüksümüz yoktur. İşte bir gün dinlenelim Dinlenelim. veya fiziksel olarak dinlensek bile mental olarak dinlenemiyorsunuz. Çünkü bir sonraki oynayacağınız maça motive olmanız gerekir. Rakibi analiz etmeniz gerekir. Rakibin maçını izlemeniz gerekir. Çünkü o maça hazırlanmak için sadece 4 gününüz vardır. Yani pazartesinden perşembeye kadar gününüz vardır. O yüzden o pazartesi ve perşembe arasını hem sporcularınızı dinlendireceksiniz, hem onları maça hazırlayacaksınız. Motive edeceksiniz. Aynı zamanda da rakibi de izleyeceksiniz. Dolayısıyla kolay bir süreç değil, zor bir süreç. Açıkçası bu serüven başladıktan sonra sadece basketbol bayan takımıyla yatıp bayan takımıyla kalkar gibi bir durum oldu. Çünkü dediğim gibi sürekli de kazanmayı düşünüyoruz. Kazanmak için çalışmak gerekir. Bir şeyleri yapmak gerekir. Öyle sadece kazanmak isterim diyerek olmuyor. Bu da zorlu bir süreç oluyor. Yorucu bir süreç oluyor. Ama dediğim gibi sonuçta bizim işimiz bu. Yapmak zorundayız. Ki profesyonellikte de daha fazla ekip de ne kadar daha fazla eleman çalışır durumda olursa hem antrenörlüğün hem de sporcuların işleri daha kolaylaşır. Bu da dediğim gibi geçiş süreci yavaş yavaş rotasyona girmemiz gerekir. Taşların yerine oturması gerekir. Bu geçiş sürecini de başarıyla atlatırsak daha da iyi olur, daha da pekişir diye düşünüyorum. Evet hocam, şimdi ilk etapta profesyonel dediğimiz zaman bizim antrenman sayımız farklılık kazanıyor. Bir Evet. haftada dediğin gibi pazartesinden cumaya kadar kaç idman yapabiliyoruz? Açıkçası profesyonellik dediğimizde evet. Bir haftada özellikle şimdi dediğim gibi bu bizim transfer ettiğimiz sporcular yani 3-4 tane sporcumuz maça en az 10 antrenmanla hazırlanıyor. Çünkü hem sabah hem akşam idman yapıyorlar. Arada fitness antrenmanı var. Yerli sporcular dediğimiz kakatecili sporcular tabii ki onların aslında işi daha zor. Çünkü hem çalışıp hem de bu antrenman temposunu çekmek gerçekten onlara çok yorucu. Ama onlar da hem sosyal hayatlarından hem de kendi ailelerinden fedakarlık vererek bütün çalışmalara katılırlar. Onlar da en az 6 antrenmanla maça Hazırlanıyor. hazırlanırlar. İşte profesyonellik burada çünkü sonuçta sporcular özel hayatlarını hep antrenman ve maçlara göre ayarlamak zorunda kalıyorlar. Ki sonuçta bu geçtiğimiz hafta oynadığımız maça bakarsak onlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. Ancak onlar ailelerinden ayrı Maç yaparak maç geçirdiler. yaparak kamp ortamında maç bittikten sonra bir sonraki maçı düşünerek geçirmek zorunda kalırlar. Dediğim gibi kolay bir süreç değil. Ama buna alışmak zorunda. İşleri bu çünkü. İşimiz bu. Öyle bakıyoruz. Evet. Bu sporcuların bir de sağlık yönü var. Yine profesyonellikten bahsediyorum ben de. Evet, sporcuların sağlık yönüne bildiğimizde tabii ki bu kadar antrenman temposu, bu kadar yoğun ve çetin geçen zorlu maçlardan sonra onların hem jenerasyon dediğimiz sağlık açısından jenerasyonlarını yapmamız, yenilenmeleri hem de gerek maç içerisinde aldıkları darbe işte veya Sakatlıklar. sakatlık oluşumunda burada da bir Çetelleri. ekibin olması gerekir. Özellikle takımımıza yeni katılan Mansur arkadaş bu konuda bize çok katkı sağlıyor. Gerek hem antrenmanda hem de müsabaka öncesi gerek sporcuların ısınmalarında gerekse
müsabaka devam ederken, oynanırken var olan bir sakatlıkta. Çünkü dediğim gibi maçlar çok çekişmeli ve zor geçiyor. Dolayısıyla ne antrenörün, ne oradaki yardımcı antrenörün, ne de yönetici arkadaşın dönüp de sporcuyla, sakatlanan bir sporcuyla ilgilenme şansı veya ona gerekli müdahaleyi yapıp sahaya döndürme şansı çok düşük. Bu anlamda orada bir ekibin olması gerekir. Bununla ilgili işte